Bir önceki videomuzda Göktuğ'un ayakkabı şirketinden bahsediyorduk. Şirketin hisse senetleri borsada hisse başına 21,5 liradan işlem görüyordu. Ayakkabı şirketinin 10.000 hissesi vardı. Burada sol tarafta görmüştük. 10.000 adet hisse borsada hisse başına 21,5 liradan işlem görüyorsa piyasa Göktuğ'un ayakkabı şirketinin değerini 215.000 lira olarak belirliyor demektir. Oysa sermayenin defter değeri 135.000 liraydı. Bu videoda bunun ne anlama geldiği üzerinde duracağız. Göktuğ'un ayakkabı şirketinin piyasa değerini nasıl algılamalıyız? Sonra da Alptuğ'un ayakkabı şirketini de örneğimize dahil edeceğiz. Hatırlarsanız bilançonun aktifi pasifine eşitti. Pasifinde ise borçlar artı öz kaynak bulunuyordu. Borsada işlem gören fiyata göre öz kaynakların piyasa değeri, yani Göktuğ'un ayakkabı şirketinin borsa değeri 215.000 lira oldu. Burası öz kaynaklar. Göktuğ'un şirketinin tek borcu cari borçlu hesaplarındaki 5.000 liradır. Bunu şurada gösterelim. Cari borçlu hesaplarda 5.000 lira var. Bu borcu da burada gösterilmiş. Şirketin tek borcu bu 5.000 lira. Borçlar artı öz kaynak dersek, Göktuğ'un şirketinin bilançosunun pasif tarafının toplamı 215.000 lira artı 5.000 lira, yani toplam 220.000 lira ediyor. Daha önceki videodan hatırlayacaksınız, Göktuğ'un şirketinin aktifindeki kalemlerin defter değeri toplamı sadece 140.000 liraydı. Bilançonun aktifinde neler vardı hatırlayalım. Yani şirketin varlıkları bunlar. Daha önceki videodan hatırlayacaksınız. Göktuğ'un şirketinin aktifindeki kalemlerin defter değeri toplamı sadece 140.000 liraydı. Bilançonun aktifinde neler vardı onları da hatırlayalım. Yani şirketin varlıklarıydı bunlar. 20.000 lira nakdi vardı. 100.000 liralık stokta bekleyen malı vardı. 20.000 liralık da makine ve teçhizat vardı. Şimdi sorumuz şu, aradaki fark nereden kaynaklanıyor? Öz kaynakların piyasa değerini düşünüyoruz. Hatırlayın, buradaki varlıkların toplamı sadece 140.000 lira ediyordu. Piyasanın şirketin varlıklarına ilişkin değerlemesi, yani öz kaynak artı borçlar için piyasada ödemeye razı oldukları değer, pasifler aktiflere eşit olduğuna göre bu şirketin varlıklarının toplamına eşit. Dolayısıyla piyasada şirketin aktif toplamı için biçilen değer 220.000 lira. Aradaki fark nereden kaynaklanıyor demiştik. Göktuğ'un burada yer alan stoktaki mallarının, makine ve teçhizatının piyasa değerini doğru belirlemiş olduğunu varsayalım. Şirketin piyasa değerinin defter değerinden daha yüksek olması, bu şirketin elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz başka değerlerinin, yani maddi olmayan duran varlıklarının da olduğunu gösteriyor. Maddi olmayan duran varlıklar, şirketin toplam değeri her bir parçanın toplam değerinden daha yüksek olabilmesini ifade eder. Bu şirket kasasındaki nakitten, stoktaki mallardan, makine ve teçhizatın değerlerinin toplamından daha fazlasını ediyor. Peki maddi olmayan varlık ne? Göktuğ'un yönetim tecrübesi, iş yapma şekillerindeki özgünlük, sahip oldukları çok özel bir lokasyon, kullandıkları özel bir karışım veya başka bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Piyasanın dediği şey şu: bu şirketin değeri defter değerinden, yani muhasebe kayıtlarındaki değerlerden daha fazlası eder. Bu, işteki deneyimleri, firmanın organizasyonu, iş yapış şekilleri de düşünüldüğünde bu şirket defter değerinin üstünde bir değere gerçekten sahip. Aynı durum Alptuğ'un şirketi için de geçerli. Eğer bu şirketin öz kaynağının pazar değeri 120.000 lira, borçlar toplamı da 105.000 liraysa, piyasada bu şirketin pasif toplamı için oluşan değer 120.000 lira artı 105 lira dersek toplam 225.000 lira eder. Aktif toplamı eşittir pasif toplamı olduğuna göre bu şirketin bilançosunun aktiflerinin toplamı da 225 bin lira olmalı. Yani piyasada bu şirketin değerinin de maddi parçaların münferit değerlerinden daha fazla olduğu düşünülüyor. Bu şirketi özel kılan başka değerler var. Bir sonraki videomuzda bu iki şirketin birbirine çok benzer yapıda olduklarını da göz önünde bulundurarak hangisinin daha iyi olduğuna karar vermeye çalışacağız. Siz şimdiden düşünmeye başlarsanız iyi edersiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.